اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: لا يمسهم النار المرأة المطيعة لزوجها، والولد البار لوالديه، والمرأة الصبورة على غيرة زوجها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cümle peygamberler aleyhimussalavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab ve duaları, rıdvanullah aleyhim icmain, bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler, rahmetullah aleyhim icmain, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz, hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin geçmişlerimiz, hususen Hacı Bayram Veli Hazretleri, bu civarlarda metfunlan evliya, ulema, suleha, şüheda, müminat, bu cami-i şerifi yaptıranlar, bugüne kadar gelmesinden emeği geçirenler, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzin, kayyimin, cemaat-i müslümin, tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Elhamdülillah, Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Selasetün la yemessühümün nar. Üç kişiye ateş değmez. Cehennem ateşi onları yakmaz. Kimdir onlar? Evet. El mer'atul muti'a li zevciha. Kocasına itaat eden kadın cehennem ateşinden uzak kalır. Cehennem ateşi onu yakmaz. İslam hukukunda, İslam dininde evlenmek farzdır, vaciptir, sünnettir. Evlenmek nafile ibadetten üstündür. Şimdi tabii ben burada dini hükümleri uygulamak isteyen Müslümanların özel hayatında uygulayacakları, isterler uygulayacakları hükümleri söyleyeceğim. Biliyorsunuz medeni kanunumuzda da resmi nikah kıyıldıktan sonra her Türk vatandaşı istediği dini merasimi yapabilir der. O bakımdan ben işte bu ikinci kısımdaki hükümleri açıklayacağım. Uygulamak isteyen Müslümanlara. Şimdi فَنْكِهُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَسْنَا وَسُلَاسِ وَرُبَاءَ. Evet, kadınlardan size helal olanları nikahlayınız. Bu erkeklere hitap ediyor. Allah'ın emridir. Evet, bir kimse zina edecekse, zina etmesi kesinse veya ediyorsa, bu erkeğin evlenmesi farzdır. Yok, şüpheli edebilir. Şüpheliyse evlenmesi vaciptir. Yok, bomba gibi sağlam, çok iyi terbiye görmüş, kesinlikle zina yapmaz ise sünnet-i müekkededir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve tüm peygamberler masumdur. Günah işlemezler. Allah koruduğu için işlemezler. Beşer olarak onların da yanlışları olabilir ama Allah koruduğu için bütün peygamberler ismet sahibidir. Günah işlemezler. Korunmuşlardır. Ama buna rağmen Peygamberimiz Cenab-ı Hakk'ın kendisine tanıdığı bütün hakları kullanmış. Dini, ahlaki, siyasi, çeşitli sebeplerden bütün hakları kullanmış, evlenmiş. Hiç kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem huvardaydı falan da diyemez. Derse imanıyla oynar. Çünkü peygamberlerin hepsi, yalnız bizim peygamberimiz değil, tüm peygamberler masumdur. Evet, nefislerine hakim insanlardır. Bunu söyleyenler vardı, onun için söylüyorum. Tabii ben bir nikah kitabı yazdım. İslam'da
nikah, mutlu evlilik diye. Ben hukuk profesörüyüm, ceza profesörüyüm aynı zamanda. Kanun maddelerini biliyorum. Avukatlık da yaptım. Ama son sözü hakim biliyor, söylüyor biliyorsunuz. O ne deyse o oluyor. İzmir gibi bir yerde, İzmir, evet İzmir, parantez içinde bir şey deniyor İzmir'e. Efendim, İzmir gibi bir yerde 1975'te din görevlileri dediler, hocam bir konferans ver bize. Olur dedim. Ve Temmuz ayında, gecelerin en kısa olduğu dönemde, Temmuz ayında, gece en kısa olduğu dönemde İzmir'de Bornova Belediye Parkı'nda konferans tertip ettik. Konu İslam'da nikah hükümleri. Evet, dinimize göre evlenmenin dinde yeri ne? Karı kocanın görevleri ne? Bunları anlatacağım dedim. Bu mesele çok hassas bir konudur. Bu meseleyi doğru dürüst anlatmazsan, mesela benim hocam, Allah rahmet eylesin, Ahmet Davutoğlu 1,5 sene hücre hapsine girdi bu meseleden dolayı. Ama ben avukatım, hukukçuyum, kanunu ihlal etmeden bu Müslümanlara bu nikahı anlatayım dedim. Onlar da peki dediler. Evet, dikkat edin, Temmuz ayı İzmir gibi bir yerde gece 2,5 saat. Park almadı. Belediye parkı almadı. Ayakta duracak yeri yoktu. Evet. Millet öğrenmek istiyor. Müslüman çünkü. Yanlış mı yapıyor, doğru mu yapıyor? Hiç taviz vermeden dinde olanı aynen anlattım. 2,5 saat hiç kimse gitmedi. Gece yarısına kadar. Ondan sonra nereden Türkiye'de çağırdılarsa gittim, bu konuyu gene konferans halinde vatandaşa aktardım. Sonra da baktım ki çok ilgi görüyor. Bunu kitaplaştırdım. Dedim ya, ben de hukukçuyum. Ama son söz hakimin, bir arkadaşım ceza hakimi, Kartal ceza hakimi. Dedim ki şunu bir oku. Şunu bir oku. Evet, ben kendim kanunu çiğneme niyetinde diyorum. Çiğnemedim ama son söz sen söylüyorsun, şunu oku dedim. O da dedi ki, ben seni dedim arkadaşınım, ben seni seviyorum dedi. Bir taraf tarafsız davranamam dedi. Bizim savcı dedi, hiç camiye gitmez. Her akşam da içer dedi. Ona verelim dedi, onu incelettim, olur dedim. Ona vermiş, evet, kitabı okumuş savcı. Bu kitaptan mutlaka ben de istiyorum. Basıldıktan sonra ben de Müslümanım. Evet, günahkarım ama ben de, bizim insanımız bu. Mümindir, dinin hükümlerini uygulamak ister. Ben de istiyorum mutlaka, arkadaşlarım da vereceğim demiş. Neyse bastırdık efendim. Şimdi evlenmek böyle Allah'ın farzı, zina yapıyorsa. Penkihu bekarlara. Hocam şimdi zaten aldığım maaş, ücret ne? Kendimi zor geçindiriyorum. Bir de karıyı alayım da onun derdimi çekeyim. Bir sürü adam var şimdi böyle. Evlenmiyor. Ana babalara hitap ediyor Cenab-ı Hak. Ve enkihul eyyâme minküm ve salihine min ibadiküm ve imâiküm in yekûnül fukara yûnihumullah. Ey veliler, analar babalar, ana baba yoksa dayılar amcalar, sizden bekar olanları evlenmeye uygunsa evlendirin. Ana babaya Allah emrediyor. Bana ne diyemezsin? Oğlunu evlendireceksin. Ben ki uleyama. Hocalara sorun. Kur'an ayeti bunlar. Evlendir. Ana babanın da görevidir. Mecburdur evlendirmeye. Evlen oğlum diyecek. Zor koşacak. Baba hakkı var ya dinen. Babalık hakkı var. Evlenmek çok önemli çünkü bir milletin, toplumun çekirdeği ailedir. Bu aile güzel olursa, sağlam olursa, o ailelerden oluşan millet de sağlam olur, yıkılmaz. Ama aile hayatı çürükse o millet yıkılmaya mahkumdur. Onun için
Dinimiz çok önem vermiş. Bak hem bekarları evlenin diyor Allah, hem de anaları babaları evlendirin diyor bekarları. İn kunu fukara yunihimullah. Müminlere hitap ediyorum. Kur'an'a inanmazsan mümin olamazsın. Eğer fakirseler yunihimullah. Allah onları zengin eder. Evet, Kur'an ayeti bu. Yani besleyemeyeceğim diye evlenmemezlik yapmayın. Fakirseler Allah onları zengin eder. Bizim de Anadolu'da bir söz vardır. Evlenenle ev yapana Allah yardım eder diye. İşte bu ayete dayanır o. Bu ayete dayanır. Şimdi bizim zaten öyle bir milletiz. Bütün deyimlerimiz, örflerimiz, atasözlerimiz ya ayet ya hadis. Bunun kimse farkında değil ama bilmiyor ama ya ayet hadis. Öyle bir İslam benimsemişiz millet olarak. Şimdi yolda gidiyorsunuz. Arabanın arasında yazıyor. Benim için ne dilersen iki katı senin olsun. Değil mi? Bu hadistir beyefendi. Adam bunun hadisi olduğunu bilmiyor. Ama bakın arabalara böyle der. Efendim bir iş olmayacak mesela. Deve iğne deliğinden geçerse bu iş olur. Olmayacak yani. Kur'an'da vardır. Kur'an Habibim deve iğne deliğinden geçer mi lan koca deve? Bu Yahudiler diyor mümkün değil Müslüman olmazlar. Sen boşuna diyor şey etme kendini üzme. Deve iğne deliğinden geçerse öyle Müslüman olur. Yani olmayacak şeyler için bizim atasözlerimizde var bu. Böyle bir milletiz biz. Efendim, evlenenle ev yapanı Allah yardım ederdi. Bu ayete dayanır. Şimdi ana babanın görevi. Efendim falan hoca evlenmemiş. Bizim için önemli olan Allah'ın buyruğudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Falan hoca filan hoca onları anlattığı ölçüde hocadır. Onlara uymadı mı kusura bakma hocam deyip bir tekme atarız onlara geçer gideriz yolumuza. Din de budur. Efendim Allah böyle buyuruyor peygamber ama benim hocam böyle. Hayır senin hocan hiç dinde şeysi yok. Kur'an ve sünneti anlatmada hocadır hocalar. Onları anlatmak için tebliğ eden kimselerdir. Aksini söyledi mi hemen kenara atacaksın. Bu Müslümanlığın şartı. Allah'a uyacağız, peygambere uyacağız arkadaş. Şimdi falanca evlenmiş. Ulan ne biliyorum adamın hasta mıydı? Zaman bu bulamadı. Niye sen onu alıyorsun? Hani böyle adamlarla çok karşılaştım da onu söylüyorum. Bizim örneğimiz Muhammed Mustafa. O da bütün haklarını kullanmış, evlenmiş. Sen niye evlenmiyorsun ya? Evet, Allah'ın emri var. Peygamber ne diyor? En nikahu sünneti femen ragibe an sünneti feleyse minni. Nikah benim, evlenmek benim sünnetimdir, adetimdir. Kim evlenmezse mazeretsiz olarak benden değildir diyor arkadaş. Ne demek ya bu? Ne kadar ağır laf bu ya? Sen Müslümanın diyorsun. Peygamber diyor ki evlenmeyen benden değildir diyor. Buyurun. Ne kadar ağır söz. Efendimiz de böyle evlenmeyenler çok kızıyor. Evet. Onun için falanca evlenmemiş. Kim bilir nesi vardı adamın? Zaman bulamadı. Ne oldu? Yani senin şeyin örnek alacağın bu. Şimdi evlendiği zaman kocanın hakları var, kadının hakları var. Evet, dinimiz bunları detaylıyla açıklamış. Er-ricalu kavvamunu ale'n-nisa'i. Evlilikte bizim eskiden medeni kanunda da vardı. Ev reisi kocadır diye. Şimdi onu Avrupa Birliği şey ettiği için kaldırdılar. Ben oralara karışmıyorum. Dinimizde ayet bu. Ev reisi kocadır. Ne demek yani? Sorumlu adam kocadır. Evet. Sorumluluk taşır erkek. Kavvamun ale'n-nisa. Kadınların başındadır, çobandır. Kur'an'da ayet bu. Ha. Ve alel mevlidü lehü rizkuhunne ve kisvetuhunne bil ma'ruf. Evet. Kadının, çocukların yemesi, içmesi, kisvetühünle elbisesi, ev ikameti kocanın omuzlarına borçtur. Ve alel mevlüdi levrizku. Bu demek. Bu demek. 1936'da meclis kararıyla basılmış, devletin bastırdığı hak dini Kur'an dili tefsirine bakabilirsiniz. Bana inanmayın, oraya bakınız. Ev reisi odur ve geçim,
ibate, iaşe masraflarını koca üstlenir. Kadın zengin olabilir. Görev kocanındır. Mecbur değil hukuken, anasından babasından miras kalmış, onu malına dokunamaz koca. Ama tabii evlilik birliğinde ayrı gayrı mı olur? Diyorsa Ali Yülala, o ayrı iş. Ama sen zorlayıp da sen zenginsin, hayır ben sana masraf edeceğim diyemez. Sorumluluk kocanındır. Evet, böyle onun dünya hayatının da sorumlusudur, dini hayatının da sorumlusudur. Ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha. Bu da ayettir. Hocaya sorun, hocalara sorun. Evet, ailene, çoluğuna, çocuğuna, karına, oğluna, kızına namaz kılmalarını emret. Ve'mur. Bu da ayet. Allah'ın Kur'an'ında ayet. Ve de bir defa söyleme diyor. Devamlı vastabir aleyha. Namaz kıldır onlara. Dini emirler yerine getir diye onlara söyle, emret diyor Allah. Bakın tefsire, resmi tefsirdir. Oraya bakınız. Evet, şimdi onun dini hayatına uyup uymadığından koca sorumlu arkadaş. Dünya hayatında da o sorumlu. Evlilik budur, kocalık budur. Şimdi böyle bir kocaya, evet, kadınlar kocanın, kocaya emanettir. Allah'ın emanetidir diyor Peygamberimiz. Emanet sahibi emanete dokunma dediği zaman dokunabilir misiniz? Size birisi 100.000 lira verse, sen de kalsın dese, kullan demedikten sonra o parayı kullanabilir misiniz? Kesinlikle kullanamazsınız. Kadınlar kocalara Allah'ın emanetidir. O gözle göreceksin. Allah'ın emretmediği yerlerde onlara emredemezsin, karışamazsın. Evet, böyle bir sistem. Evet, şimdi Allah'ın emirlerini çocuklarına, karısına anlatacak. Allah böyle buyuruyor. İşte böyle bir kocaya Allah'ın emirlerini söylüyor. El mer'atu muti'a li zevciha. Kocasına peki, tamam diye itaat ediyor kadın. Evlenmiş kadın kocasına böyle bir kocaya itaat ediyor. Bunu cehennem ateşi yakmaz diyor Peygamberimiz. O hadisi okudum şimdi. Onun için bu girişleri yaptım. Kadın kocasına itaat edecek. Bana içki getir. İçki haram. Git lan para kazan. Koca erkekler yat kalk. Para getir bana. Zina haram. Evet. Bir yer battı. Adını söylemeyeceğim. Benim talebem orada İmam Hatip müdürü. Niye battı? Olduğu gibi battı bir memleket. Zelzelede. Bu zelzeleler bizim suçumuzdan dolayı oluyor, biliyor musunuz? Her sene diyor, birkaç kere diyor, biz ederiz uyanmaza diyor Allah. Evet. Dedim ya, bu memleket bu kadar kötü müydü, niye battı? Evet efendim. Gittim, müdür, benim talebem, mecbur değil, gizli. Nedir dedim ya, sen burada müdürsün kaç senedir. Hocam, karılarını satıyorlar parayla dedi. Evet. Ve yerini söylemiyorum arkadaş. Böyle memleket var. Anladın mı? Sonra ben Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü müdürüyüm. 71-75 yıllarında orada bir yer battı. Adını söylemiyorum yine. Yok oldu. Hepsi yıkıldı evlerin. Allah Allah. Biz doğuyu şey biliyoruz. Namazlı, abdestli değil mi? Hani İstanbul'daki çıplaklık, bilmem İzmir'deki çıplaklık orada yok. Mesela kafamızda bu var ya. Neden acaba? Gittim, baktım. Arkadaş, cami dolu. Şöyle baktım camide nur yüzlü bir ihtiyar amca. Kenara çektim, amca dedim. Niye battı burası? Bir durup dururken Allah Kur'an'da diyor ki biz her sene şundan bundan dolayı başlarına bela veririz. Uyansınlar, kendine gelsinler diye. Cami dolu dedim ya. Burada dedim, ne kabahati var bunların?
Bana dedi ki amca, oğlum 5 liraya adam öldürüver bunları dedi. Bir adamı öldürmek dünyayı ateşe vermekten daha berbattır diyor Kur'an. Aha bundan dolayı batırmış Allah. Namaz kılıyor ama 5 liraya adam öldürüver oğlum diyor. 5 lira ver gider öldür öldürürler diyor. Evet bir şey var. Bizim hatalarımızdan dolayı oluyor bu işler. Efendim işte karısını satar dedi müdür. Karılarını satıyorlar hocam dedi. Para al gel gide. Böyle böyle var arkadaş. Evet. Batı'da bu zaten normal. Batı'da normal. Örfleri böyle adamların. Evli kadın kocasından izin alıyor. Kaldım Amerika'da. Evli kadın koca izin alıyor. Ben diyor falanla yatacağım. Evli erkek de karısından izin alıyor. Ben falan kadınla kızla yatacağım diyor. Böyle bir profesörlerle sohbet ediyoruz. Bunu söyledim. Hop hop dediler. Hocam o kadar da olur mu ya? Türklerin Müslüman olmadan da namusu önemli Türklerde. Adam en azından namaz abdest kılmıyor ama Türk yahu. Namus bizde duygusu şey sağlam. O kadar da olmaz hocam ya dediler. Bir tane kulak boğaz burun profesörü. Halen sağ adam. İstanbul'da. Bir dakika dedi. Hocam doğru söylüyor. Ben Amerika'da doktora yaptım dedi. İhtisas yaptım. Uygulamasını yaptım dedi. Evli kadınlar, yakışıklı olan bu uygulama hocamın dediği gibi. Böyle, onların kültürü böyle. Bizde bu olmaz. Müslümanlıkta asla olmaz arkadaş. Sorumlu kocadır. Canına koyacaklar. İstediği kadar namaz kılsın, istediği hacca gitsin. Boşuna uğraşır. Sorumlu küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulün an ra'iyyeti. Aileden sorumlusunuz. Peygamber ayrı hadisidir. Şimdi efendim, kadın kocasına itaat ediyor. Şarap getir, zina yap, bunlara değil. La ta'ati lil mahluk, inde masiyetil halik. Yaradana isyan olan yerde, yaratılana itaat yoktur. Genel kuraldır. Ha, namazını kıl, yalan söyleme, dedikodu yapma, işte Allah'ın emrini tut, örtün mesela. Bunları tutacak efendim. Böyle itaat ediyor kocasına, dine uygun emirlerine kocasının. Bu kadını ateş yakmaz diyor. Peygamberimiz söylüyor. Peygamberimiz benim gibi sıradan bir adam değil. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى İşkembeden yapmaz. Ne söylerse vahye dayanır. Kur'an ayetidir. Peygamberin hadisleri de Allah'ın ilhamı vahyine dayanır. İşte tamamen söz peygamberin, mana Allah'ın hadisi kutsi derler. Buna grupları var. Evet efendim, peygamberin sözü bu. Efendim, kocasına itaat eden kadına ateş değmez. Hadis-i şerif bu. Abdullah ibn Mas'ud'dan nikah eden şeyde hakku zevci ala zevcetihi en la tasuma tatavvan illa bi iznihi. Evet. Kocasının izni olmadan hadis bu beyefendi. Fıkıh hükmü değil, hadis. Kocasının izni olmadan kadın nafile oruç tutamaz. Hadis-i şerif bu. Kocasının izni olmadan nafile ibadet olamaz. Gel yatağıma dediği zaman ben namaz kılacağım diyemez. Farz değil, nafile. Nafile, farzın dışındaki ibadetler. Kocanın hakkıdır ve bu nafile ibadetten üstündür. Peygamber söylüyor bakın. Şimdi böyle itaat ediyor. Sen bana istediğim çorabı almadın. Sen bana istediğim kumaşı, elbiseyi almadın. Gelmiyorum dese, o kadın sabaha kadar, kocasının gönlünü yapana kadar melundur. Melekler ona lanet eder. Hadis-i şerifler bunlar. Hadis-i şerifler. Yani böyle itaat edene ateş değmez. Ama isyan edene durum böyle. Allah'ın emrine uygun. Evet. Fe'il faalte. Evet. Ca'at ve ateşet ve la yukbulu minha. Evet. Peygamberimiz şerzin bu. Namaz oruç tuttu. Kocası izin vermedi. Kocası nafile farza karışamaz. Tutmayacaksın diyemez. Ramazan orucu farzdır. 5 vakit namazın farzı kılmayacaksın diyemez. Ama
Ben gece namazı kılacağım, yanıma yatacaksın, gitme, kılma diyebilir. İşte hadis okudum. Eğer diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nafile oruç tutacağım dedi, kocası izin vermedi, aç kaldı, susuz kaldı. Boşuna aç kaldı, susuz kaldı. Vela yok bölümünde o orucu kabul olunmaz. Kocasının hakkıdır. Peygamber sözü beyefendi. Araştırabilirsin, söyleyebilirsin. Evet. Dikkat. Vela tahrucu min beytiha illa bi iznihi. Evinden evi sağlamı kocaya ait dedik. Kocaya ait dedik. Hem de cimrilik yapmayacak. Hali vakti yerindeyse Ankara'nın en güzel yerinde ev bulacak ona. Adam çok zengin, öyle adamları biliyorum. Gecekondu tutturuyor karısının çocuklarını, cimri herif. Evet, cami yapacağız İstanbul'da. Boğazın kenarında herifin yalısı var, çok zengin. Dediler, adam namazlı, abdestli dediler. Gittik camiye dedik, yardım et biraz. Evine girdim, baktım koltukla 50 senelik. Daha para vereceğim geldi bana. Adam zengin ama cimri. Evet, ailesinin oturduğu evde delik deşik koltuklar. Eski şunu bunu, ha, para vermeyeceği belli. Söyledik ki ne ama bin yerden su getirdi. Vermedi tabii. Evet, böyle değil. Bakın, وَعَلَى الْمَعْرُوفِ مَعْرُوفِ رِزْكُونَ بِالْمَعْرُوفِ Beslenmesi, evi, giyizimi haline göre. Zenginsen güzel giydireceksin. Güzel yerde oturtacaksın. Gecekonduda değil. Arabanın güzeline bindireceksin. Güzel yedireceksin. Çoluğuna çocuğuna. Bu görevin, dini görevin. Ama adam işçi, memur, asgari ücret alıyor. O zaman lüküs semtte oturacağım. Diyemezsin hanımefendi. En iyi elbise giyeceğim diyemezsin. Bil ma'ruf. Bu gibi insanlar nasıl yapıyorsa o ayarda. Dinde kural bu. Eğer bunu yapmıyorsan namazın seni kurtarmaz. Kul hakkıdır çünkü. Kadının eline düştün mü de kolay kolay affetmezler arkadaş. Ha böyle yani. Hakkıdır. Cimrilik yapmayacaksın. Evet. Evinden çıkarken de hiç sana sormuyor. Hayır. Evden ben şuna gideceğim, buna gideceğim. Kocasından izin almak zorundadır. Öyle diyor. وَلَا تَحْجُ مِنْ بَيْتِ اِلَّا بِيْزْنِي Ancak kocasının izniyle evinden çıkabilir. Onun haberiyle. فَاِنْ فَعَالَتْ لَعَنَتْهَا مَلَاكَتُ السَّمَاءِ وَمَلَاكَتُ الرَّحْمَةِ وَمَلَاكَتُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ Kocasının izni olmadan evden çıkmış gitmiş. Dönünceye kadar sema melekleri, rahmet melekleri, azap melekleri ona lanet eder diyor. Allah senin rahmetinden uzaklaştırsın diye beddua ederler diyor. Hadis-i şerif bu. Bu benim sözüm değil. Evine bağlı olacak, kocasına böyle muti olacak. O zaman ateş değmez. Evet. Biliyorsunuz evliliğin hedefi insan neslinin devamıdır. Müslümanlar için evliliğin hedefi Müslümanlık neslinin çoğalmasıdır. Öyle diyor Peygamberimiz. Tenakahu, tekesseru. Nikahlanın, çoğalın. Peynni übahi bikümül imam yevmel kıyame. Ben sizin çokluğunuzla kıyamet günü öbür peygamberlere övüneceğim diyor. Evet, en çok ümmet, ümmeti Muhammed. Halbuki Peygamberimiz 20 sene peygamberlik yaptı. Nuh Aleyhisselam 950 sene Kur'an'da. 950 sene peygamberlik yapmış. 80 kişi inanmış. Evet. Öbür diğer Beni İsrail peygamberleri 203 sene yaşamışlar. Efendimiz 60 yaşında vefat etti. 20 sene peygamberlik yaptı. En çok ümmet onun ümmeti. Evlenin, çoğalın, çokluğumuzla ben gurur duyacağım öbür tarafta diyor. Efendimizin sözü bu. Yani şimdi nüfus çok önemli. Ben Çin'e gittim, götürdüler Çin'e. Dünyanın en kalabalık ülkesi biliyorsunuz. Kaç milyar mı? 2,5 milyar mı? Ne var? Ya, evet. Hindistan'da İmam Rabbani var. Çin'e gideceğiz dedi. Olur giderim ama dedim İmam Rabbani götürsen beni, büyük evliya, ziyaret edeyim. Götürdü.
Kendisi o kamera fabrikasına götürdü beni. Gece saat 11. 15 yaşında, 14 yaşında, 16 yaşında kızlar fabrikada hep çalışanlar. Müdüre dedim ki İngilizce, dedim konuşabilir miyim? Ben iş hukuk profesörüyüm aynı zamanda dedim. Olur dedi, konuş. Dolaştım, onlar alışveriş yaparken mal şey yaptırıyor falan filan. Bir tane kız konuşmadı. Ne zaman başlıyorsunuz? Kaç para alıyorsunuz? Hangi sentikaya bağlısınız? Hiç kimseden laf alamadım. 15, 14, 16 yaşlarında kızlar. Gece 11. Evet. Ondan sonra fabrikaya şöyle bakıyorum. Nerede kalıyorsunuz? İşte şurada kaldığımız yerler. Bak açık söylüyorum. Ben bu konuşmalarımın hesabını vereceğim öbür tarafta arkadaş. Yalan değil. Onu söylemek istiyorum. Hayvan bağlamazsınız. Devlet, Çin devleti bunu teşvik ediyor. Aç kalacağına, hiç olmazsa burada karın doyursun diye. Evet, ama dikkat edin, Çin Birleşmiş Milletler daimi üyesi. Neden? 2,5 milyarı şey demiyorlar, görmezlikten gelemiyorlar. İyileri var. Komünist Partisi'nin mensupları, kapıcısıymış herif. Komünist Parti'nin kapıcısıymış. Otelde kaldık, 39. katta. Onunmuş o otel. Onlar paylaşmışlar. Hani komünizm yıkıldı falan diyorlar ya. Yıkılmış ama paylaşmışlar. Vatandaş böyle. Vatandaş böyle. Çin Seddi'ni götürelim seni. Yok dedim, gerek yok. Gördüm çünkü. Gördüm durum böyle. Evet, sokakta gidiyoruz. 13 kişi saydım. Evet. İki tane erkek, 11 kadın, kız. Hepsi aynı boyda, kısa boylu. Göz, kaş aynı. Hatta dedim ki arkadaşlar, ula kocalar nasıl seçiyor bunu acaba karısının hangisi olduğunu, nereden bilir? O kadar birbirlerine benziyorlar. Kısa boylu, kaşı gözü belli. 9 kişi, bir tane erkek, 8 kadın. Saydım diyor sokakta. O da kadın çok. O kadar kadın çok. E burada ahlak olur mu arkadaş? Burada ahlak olur mu? Ya neyse. Ama dikkat edin, nüfus güç demek, kuvvet demek. Birleşmiş Milletler daimi üyesidir. Türkiye onun yanında haca ama bizi daimi üye yapmıyorlar biliyorsun. Devlet başkanımız da beşten büyük falan diyor ama gene de bildiklerini okuyorlar. Nüfus güç demek. Onun için Peygamberimiz, evlenin, çoğalın, Müslümanlar güçlensin, güçlensin buyuruyor. Nüfus güç demek. Evet, evlenmenin hedefi İslam zürriyetinin artması olacak. Onu söylemek istiyorum yani. Bu lafların için yapıyorum. Bir tane değil arkadaş, bir tane değil. Ne kadar çok çocuğun olursa o kadar Peygamber'in yanında makbul adamsın. Müslüman nesli çoğalsın diye. Öyle Müslüman nesil yetiştireceksin. Şimdi bakın, dikkat edin. Evet. Evet. İ'lem enne alel mer'ati en tuti'a zevceha fil istimta'i meta şa'a leylen ev neharan illa en tekûne haizan ev nüfesâ'a. Evet. İbare okuyorum. Hoca bizi kandırdı demeyin diye. Evet, gece gündüz kocası karısına gel yatağıma dese hayır diyemez. Hayır diyemez. Hayızlı olursa başka, o zaman haram. Ama yatağını gene yatar da o işi yapamazlar. Yataktan hayır değil. O işi yapamaz. Göbekli diz kabarsın karışamaz. Başka şeyler serbest. Hayızlı olduğu zaman da. Lohusa olduğu zaman hariç, hayızlı olduğu zaman hariç, gece veya gündüz kocası gel dediği zaman yatağına gelecek, itaat edecek. Etmezse melekler lanet ederler kocasını memnun edinceye kadar. Dinin hükümlerini arz ediyorum. Kabul edip etmemek size ait. Hadis okuyorum efendim. Evet. Şimdi Allah'ın emirlerine uygun şeylerde böyle muti olacak. Demişler ki ya Resulallah,
Biz kadınlarla birleşiyoruz. Zevkimizi tatmin ediyoruz. Peygamberimiz sevap demiş. İbadet demiş. Ya zevkimizi tatmin ediyor ya Resulallah demiş. Nasıl öyle nasıl oluyor anlayamadık. Efendimizin cevabı şu bak. Siz zevkinizi zinada, haramda tatmin etseniz günah olacak mı? Tabii demişler ya Resulallah. En büyük günahlardan bir inne hükâne fâhişe. Bırak zina etmeyi, yaklaşmayın diyor Allah. Böyle takrabı zina. Zinayı yapmayın ne demek? Yanına bile varmayın diyor. Biz mi helalde tatmin ederseniz de sevap olur tabii demiş. Evet. Onun için gel dediği zaman hayır demeyecek. Lanet ederler. Nafile ibadetten üstündür. Ama şimdi bu dinimizin hükümlerini bilmeden bir sürü adam var, milleti. Evet, şimdi ben bu denizi benim memleketim. Ayda bir buraya geldiğim gibi ayda bir de oraya gidiyorum. Götürüyorlar. Memleketlik hemşerilik görevimi yapıyorum. Şimdi beni o zaman denize uçak yok geçmiş senelerde. İzmir'den alıyorlar uçaktan, götürüyorlar. Her zaman alan bir arkadaş var. Bir gün baktım havaalanında Mercedes'i gelmiş bir adam. Hocam sen dedi ben götüreceğim bugün. Hocam Mercedes'e gitmek iyi demiyor. Allah Allah. Peki dedim bindik. Ben dedi şöyleyim böyleyim iş adamı. Zenginim. Gencim hocam görüyorsunuz. Benim hanım bir hocaya kapılmış. Akşama kadar orada duruyor. Sabaha kadar da seccadeden inmiyor. Pas 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 tesbih çekeceğim diye. Hocam ben gencim, erkeğim hem de zenginim. Bana bir sürü davetler oluyor. Ben de insanım yani, melek değilim. Ben de bu hadisleri okumuşum orada. Davetin icabet etmesi lazım yoksa lanet eder melekler diye. Nafile ibadete izin vermem hakkı vardır falan diye. Allah senden razı olsun hocam dedi. Şimdi evlensem utanıyorum dedi. Çevremden tanınmış bir iş adamıyım ben. Yaşım şu, oğlum kızım var. Ama hocam ben de adam gencim, melek değilim. Allah senden razı olsun. Diyormuş ki hocası seni uçuracağım. Dinin emirlerini çiğneyerek uçulur mu lan? Kocasını itaat etmek farz. Bak öyle diyor, lanet eder diyor. O da uçuracakmış. Akşama kadar orada, sabaha kadar diyor, hiç girmiyor yatağa. Evet, dinimiz insanlık dinidir, akıl dinidir. Hep insan hayatına, insana uygun hükümlerle. Evet, bu şeyde de dinin emirlerine, meşru emirlerine kocasının itaat eden cehennem ateşi görmez. Bir, evet. Bu ev işlerinde, ev işlerinde şimdi onu da yazmış bu hoca efendi ki başka hadislerde de var. Hazreti Ali ile radıyallahu anh, Hazreti Fatıma radıyallahu anh validemiz evlendiler biliyorsunuz. Fatıma anamız peygamberimizin kızıdır. Hazreti Hasan Hüseyin'in radıyallahu anh'ın anasıdır. Hazreti Ali biliyorsunuz hulafa burada Ali Osman nerede Ömer bak. Şu mu Ali? Orada mı? Evet. Biz milletimiz muazzam bir millet. Ben ırkçı değilim ama bunları şeyde göremezsiniz. Şam'da, Halep'te, Irak'ta göremezsiniz. Bu aziz milletimizin bu adamlara olan saygısından, sevgisinden. Bir numaralı Ebu Bekir, iki numaralı Ömer, üç numaralı Osman, dört numaralı Ali. Canımız kurban olsun diyoruz hepimiz değil mi? Aşere-i mübeşşere bunlar o kadar seviyoruz. Efendim, Ali demiş, Ali burada diyor ki, dış işler senin görevin. Dış işler, parayı sen kazanıp geleceksin, kızımı dışarıda çalıştırma. Sen kazanıp geleceksin, para kazanmak onun boynun borcu değil, senin boynun borcu. Ama kızım Fatıma, iç işleri mesela, ne diyor bak, hizmetü dahilil beyt. Evin iç işleri, hizmet, evet, tabak, pişirmek, yemek yapmak, kenes, süpürge süpürmek, evi süpürmek, yıkamak, ondan sonra vel hubuz, ekmek yapmak. Bunlar da kızımın görevi oğlum diyor. Ev işleri kızın Fatıma'nın görevi,
Ama para kazanmak, koşturmak senin görevin. Sen para kazanıp getireceksin, bu da bunları yapacak. Evet, şimdi ben hocayım ya, neler geliyor bana? Telefonlar, telgraflar, bizzat geliyor adam. Ben evlenmiş, evlendikten sonra ben bulaşık yıkamam. Ben yemek yapmam. Git kendin yap diyormuş. Melundur. Evet, onu söylemek istiyorum. Dini görevidir yahu bu. Dini görevidir kadının. Ha hocam, hizmetçi tutsun. Şimdi onda geleceğim. Dini öğretiyoruz biz burada. Kadın kızlık döneminde yemek yapıyor, bulaşık yıkıyor, el süpürüyor kız. Öyle bir kız. Sen de bunu aldın, zengin adamsın. Güzel, boylu, poslu vesaire vesaire. Ondan sonra diyor ki sen zenginsin, ben yemek yapmam, evi süpürmem. Hakkı yok diyor, din öyle söylüyor. Hakkı yok. Yapıyordun sen kızken, niye yapmıyorsun? Bu iş, ev hizmetleri kadının görevidir. Ha öyle değil, zengin kızı, hiç ev süpürmüyor, bulaşık yıkamıyor, çamaşır yıkamıyor. Sen de memursun ama kız sana aşık olmuş, evlenmişsiniz. Evet. Yıkılan, çamaşırla yıkılan, bulaşığı yıkılan, evi süpür diyemezsin. Sen böyle aldın onu arkadaş. Dinde usul bu arkadaş. Sen bu kızı aldın, böyle aldın. Evet, dinde usul bu. Ama dediğim gibi kızlık döneminde bu işleri yapıyor. Ev işleri şeyin kadının, dış işleri kocanındır. Bu şekilde Allah'ın emaneti olarak hakkına tecavüz etmeyecek, tir tir titriyecek. Tir tir titriyecek çünkü ondan soracak Allah. Karısının her dünya işlerini, ahiret işlerini ondan soracak. Küllüküm mes'ûlün an râiyyeti. Hadis bu. Evet, bu kocasına itaat eden kadını ateş yakmaz. İki, ateşin yakmayacağı kimse kim? Velveledül bâr. Evet, bivalideyhi. Anasına, babasına iyilik eden evlat. Anacığım, babacığım, canım kurban sana, emnet, pır pır deniyor. Bu evlat, bu çocuğu da ateş yakmaz, diyor Peygamberimiz. Şimdi öylelerini biliyorum ben. Van'dan, şuradan, buradan gelmiş, hamallık yaparken, komşum öyle, şimdi fabrikatör, hamallık yaparken, komur. Şimdi, anam bırak hocam ya, yemek yemesini bilmez ya. Konuşmasını bilmez ya. Hayvan, sen ondan doğmadın mı? Sen oradan gelmedin mi? Anasını, babasını böyle beğenmeyenler var. Hiç uğramıyor. Bilmez hocam diyor, konuşmasını bilmez. Böyle olmayacak. Anacığım, babacığım, emret. Ne desen, pır pır dönecek. Aha bunu da, bu evladı da anasını, babasını iyilik eden dönüp bakmıyor bile. Bırak ya hocam diyor, onlarla konuşulmaz ya diyor. Oturmasın kalmasın bilmiyorlar diyor ya herif. Böyle adamlar da var. Hep böyle değil ama böyle adamlar var. Dinde anasını babasını iyilik edecek, yardım edecek. Sen imkanın varsa onu besleyeceksin. Oğlanın, kızın imkanı varsa, kızın mesela malı var. Anası aç, babası aç, besleyecek. Oğlan da besleyecek. Farz bu, farz. Evet, oğlan fakir, ana baba zengin, o da oğlanı besleyecek, usul furu. Bu, kardeşin beslemek zorunda değilsin ama usul furuyu besleyeceksin. Ama adam zengin, bırak hocam ya diyor, onlar yemesini de bilmez, içmesini de bilmez, olmaz. Anasına, babana, aslın o senin. Evet, Peygamberimiz süt annesini bile geldiği zaman, koca peygamber, kainat onun hürmetine yaratıldı. Şeysini serermiş altına, üstüne giydiği altına serermiş hırkasını. Otur anacığım diye, süt anasına bile, anasına uğrarmış ziyaret etmeye. Evet, burası acıklı. Ebuva denilen yerde vefat etti biliyorsunuz. Amine anamız ziyaret edermiş, izin istemiş. Her işi Allah'tan izniyle olur. Hicreti de Allah'ın izniyle oldu. Her işi Allah'ın izni olmadan hiçbir şey yapamazlar peygamberler. Allah'tan izin istedim diyor, anamı ziyaret edeyim diye
ziyaret etmeye izin verdi. Ağlamak istedim diyor. Evet, ekmek kırığıyla doyurmuş. Çünkü yetim, o zaman fakirlik var. Bunlar aklıma geldi, ağladım diyor. Öbür tarafını sorman. Ona cevap alamadım diyor. Evet, onun Buhari Müslim hadisi arkadaş. Şimdi biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam da babası Azer'e senin günahların affını isteyeceğim dedi Allah'tan ayette. Evet dedi İbrahim ne yapıyorsun sen dedi. O dedi cehennemin en kötü adamı dedi. O bizim düşmanımız kafir. Tüptü dedi. Tevbe ettim. Ben ona söz vermiştim. Ondan demiştim. Bir daha böyle laf etme. İman önemli. Efendim yine Nuh Aleyhisselam biliyorsunuz 950 sene uğraşmış. Oğlundan birisi inanmamış. Beddua etmiş. Batır yeryüzüne bir tane gavur bırakma diye la tezar. Böyle söylüyor. Yeryüzüne bir tane şey bırakma ya Rabbi diyor. Kabul etmiş. Cebrail Aleyhisselam ona vapur yap demiş. Doğu Bazit'te Cudi Dağları'nın eteğinde taşlaşmış duruyor vapur. Gidip görebilirsiniz. Seren Dileği bile var. Orientalist'e araştırma yapmışlar orada. Bir devlet bina yapmış. Araştırmacıların sonuçları da orada var. Ağrı Dağı'nda falan değil. Koca vapur. Taşlaşmış yani. Taşlaşmış. Her hayvandan çift almış. 80 Müslüman almış. Oğlu da aşağıda. Kara bulutlar geliyor, afet olacak. Gel oğlum demiş, la ilahe illallah de de putları bırak da sen de alayım. Hayır demiş, ben inanmayacağım, inanmıyorum. Boğulacaksın, boğulmam demiş, dağa çıkarım, tepeye çıkarım derken su gelmiş, dalga götürmüş. Ne diyor biliyor musun? Allah'ım, o benim oğlum. Çünkü parçası ya, çocuğu ya. Aynen Kur'an'da var bu. Oğlum, o benim oğlum ya Rabbi. Leyse min nehlik, ya Nuh. Ey Nuh, haddini aşma. O senin oğlun filan değil. İman meselesi çok önemli arkadaş. Neyse min el, senin oğlun filan değil. Kur'an'da ayettir arkadaş. Her neyse, efendim, anasına babasına iyilik eden evladı ateş yakmaz. Cennet anaların ayakları altındadır biliyorsunuz. Ne dersek onlara kötü olsalar bile eziyet edemez. Sa'd ibn Ebi Vakkas, büyük sahabi, İran'ın fatihi, Çin'de de türbesi var. Çin'e götürdüler, dendim ya beni. Orasını bilmiyorum, ben İslam tarihçisi değilim ama Çin'e kadar gittim gitmedim bilmiyorum. İran'ı Doğu Fatihi, yalnız yani orgeneral, bugünkü sizin tabirinizle, ordu kumandanı. Gittim, kim yapmış bu? Baktım, Osmanlılar yapmış. Osmanlılar sağlam iş yapar dedim, ziyaret ettim. Osmanlılar sağlam iş yapar arkadaş, benim gördüğüm bu. Evet, bu Sa'd ibn Vakkas bir evin bir oğludur. Zengindir babası. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben peygamberim, bana inanın deyince işte 1, 2, 3, 4, o da Müslümanlardan birisi. 40.sı Ömer, Hazreti Ömer biliyorsun, 40. Müslüman. Sa'd ibn Vakkas da çok zeki. Bir iyi tahsil görmüş, zengin babası, bir oğlu evin, o da Müslüman olmuş. Babası ölmüş, anası var, yaşlı anası var. Ondan sonra duymuş Sa'd ibn Ebu Vakkas'ın Müslüman olduğunu. Demiş, sen Müslüman olmuşsun, sen baban dinini bıraktın ha? Senin baban gece gündüz senin için adam olsun diye çırpındı, hep öyle yaptık. Bir evin bir şeyimiz sensin, sen atan dini nasıl bırakırsın? Babam senin gece gündüz adam olmak için çalıştı, çırpındı. Dinini bırakacaksın. Bir şey dememiş. Her gün gidiyor, böyle söylüyor. Bir hafta sonra, demiş be. Bak demiş, eğer dinine dönmezsen yemeyeceğim, içmeyeceğim, öleceğim demiş. Bir evin bir oğlu, o da anasını seviyor. İnsandır ya. O zaman canı sıkılmış. Ulan demiş, gebersen hiçbir şey değil. Desin bir şey demek. Bir tekme atmış ona. Dinimi değiştirmeyeceğim diye. Anasına. Şimdi oldu. Bir tekme atmış. Boca karı yuvarlanmış. İnsan anasına tekme atınca iyi olur mu? İnsanlık bu ya. Yüzü eksi bozuk. Gitmiş peygamberimiz yanına.
Darul Erkam. Çin Hacıra Safa Tepesi var ya, onun arkasında bir yerde. Bakmış, demiş saat, niye yüzün ekşi böyle? Demiş, ya Resulallah, böyle böyle oldu. Ben de anamı tekmeledim, yuvarlandı gitti. Buraya geldim. Yapamadın demiş, olmadı saat. Dinini değiştirmeyeceksin ama o senin anandır. Tekme atmaya hakkın yok. Eziyet etmeye hakkın yok. Bakın, kafir olsa bile, putperest olsa bile eziyet etmeye hakkın yok. Onu doyuracaksın, yedireceksin, giydireceksin. Tekme atmaya hakkın yok. Evet, anaya babaya iyilik eden evlat dı ateş yakmaz diyor Peygamberimiz. Daha vel mer'atus sabure ala gayreti zevcihe. Adam karısını severek almış, beğenerek. Dinde de var. Göreceksin, boynu posunu ölçeceksin. Şişman mı, zayıf mı? Kara gözlü mü, ela gözlü mü? Çok mu konuşuyor, az mı konuşuyor? Konuşma hakkın da var. Ama flört yok İslam'da. Flört Avrupa'da var. Flört Müslüman'da yok. Bayramda, seyranda, sokakta görme hakkın var. Böyle dişin ciddi dişli mi, yalnız odada, kapalı odada kalmamak kaydıyla. Çünkü nikahlanacak erkekle nikah düşecek bir kadının bir odada, kapalı odada kalmaları, kimsesiz bir odada kalmaları halvet sahihidir, zina sayılır dinde. Şeriatta böyledir. Bütün hükümler buna göredir. Onun için mesela bir adam evlenmiş şimdi, bana bir kız buluverin. Oluyor bazen ya, anası bulmuşlar. O da, anam babam bana güzel bir kız bulmuştur diye geliyor, gerdeğe giriyor, bir bakıyor. Şey açınca, koca burunlu, çapa dişli bir koca kız. Hemen geri çıkıyor, odayı kapattıktan sonra. Şeriatta yazıyor kitaplarda. Odaya girdi, mehir ödeyecek arkadaş. Yani o cinsel ilişki kurma yerine geçiyor. Kapalı odada kalmak, yani sen de buna göre hareketin, davranışı ayarla yani. Yalnız kapalı odada kalamaz. Böyle kapı açık olacak. Tabii halkın huzurunda da bir kız bir oğlanla konuşursa, vay herkese konuşur derler. Ona göre ayarlayacaksın ama kapalı odada kalamaz. Sevişemez, öpüşemez. Efendim Bursa Uludağ'a gidelim, otelde bir hafta kalalım. Ondan sonra birbirimize yenirsek evlenir. Bu Müslümanlıkta yok. Yavrularda yapılıyor bu. Fransa'da gördüm efendim. Renault fabrikasının yanında karşısında bir evde kalıyorum. Her sene gidiyordum, kaldığım evin yanında. Baktım bir delikanlı orada kapının önünde, soğuk betonda sabah akşam gitmiyor. Nedir bu? Bir 17 yaşında bir kıza aşık olmuş olan, fakat 18 yaşına kadar babanın hakkı vardır, bizde de öyledir. Hayır demiş, vermiyorum demiş, evlendirmiyorum demiş. Kızını çıkarmıyor evden. Oğlan da aşık, betonun üstünde gece gündüz kalıyor. Hani sevgi aklı örter derler ya, çünkü betonun üstünde sen gece gündüz kalsan ne olur? Zatürre olur, zühürülecek. Adam hiç ölmeyi falan aklına getirdiği yok. Gece gündüz orada, açıkta. Evet, gördüm. Bu iş, onlar işte gezmişler, tozmuşlar. Babası vermiyor 17 yaşında. 18 geçseydi tamam da müstakil olurdu da. Şimdi Müslümanlıkta bu yok. Flört yok. Böyle bir düğünde, bayramda, sokakta görecek boyunu, posunu. Ondan sonra böyle kapalı odada olmamak kaydı konuşma hakkı var. Fikrini, zikrini öğrenecek. El dokunmak yok. Sevişmek, öpüşmek yok. Müslümanlıkta bunlar haram. Evet, böyle şey var. Alacaksın, almış işte böyle. Hatta kaçıranları da biliyorum ben. Ondan sonra seviyor ya kızı. Kız güzel mesela. Erkek adam karısını kıskanır değil mi? Bu erkeklik gereğidir ya. Horoz bile tavuğun yanına birisi geldi mi ne yapıyor? Sen horoz kadar yok mu lan? Öyle değil mi canım? Bilmiyor musunuz ya? Ben horoz beslenen iyi dinde, hele beyaz horoz, hiç lekesi yok, gülü bikli, besleyin diyor Peygamberimiz. Ben de memleketime bir horozum var, tavuklar var, bir tane tavuk, bir horoz.
Bir de gülübikli horoz götürdüm. Allah akşama kadar kavga ettiler tavuğun başında. Ulan erkek adam karısını kıskanır ya. Seviyor ya. Değil mi? Ne diyor bak. Karısını sevdiği için kıskanır koca. Karısı da onun kıskançlığına karşı anlayış gösteriyor. Sabrediyor. Evet, bu karıyı da, bu kadını da Allah ateşte yakmaz diyor. Evet. Bu böyle fazla gitmiş demek ki herhalde ki karımı kıskanacağım derken, ama kadın anlayış gösteriyor. Bu katlanıyor bunun kıskançlığına. Bu kadını da Allah ateşte yakmaz diyor. Kocasının kıskançlığına anlayış gösteren, sabreden kadını da Allah ateşte yakmaz diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, evlilik birliği böyle samimi olacak. Karşılıklı, bunlar tabii hukuk kuralları. Ama dediğim gibi kadın zengin, karşılamaz erkek. Ver paranı, yok hayır. Hukuk böyle ama kadın kendiliğinden katkıda bulunuyor. Eyvallah, hiçbir sözümüz yok. Hiçbir sözümüz yok. Böyle şeylerde birbiriyle anlaşıyorlar. Hiçbir sözümüz yok. Anlaşmak en güzeldir ama hukuk kuralları söylediğim şeyler bu şekildeki kadın itaat, kocası itaatten kadın cehennem ateşinde yanmaz. Kocasının gayretini sabreden kadını cehennem ateşinde yazmaz. Anasına babasına iyilik eden evladı da ateş yakmaz diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledilmiş bir hadis-i şeriftir. Allah onlardan razı olsun. Selasetun la temessuhum fitnetü dünya vel ahireh. Evet, üç kişiye dünya ahiret fitnesi dokunmaz. Evet, dünya ahiret belası dokunmaz. Üç kişiye. Öyle söylüyor Peygamberimiz. El mukirru bil kadar. Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallah. Değil mi? İmanımızın temeli bu. Kaderi ikrar eden, kabul eden, kadere isyan etmeyen adam dünya ahiret belalarından kurtulur diyor Peygamberimiz. Olay değil ama ha. Başına bir şey geliyor. Dünyayı yıkıyor mu lan? Ayağına biri bastı mı velveleye veriyor ortalığı. Evet. Çok önemli. İmanın tadını tadan adam, kadere inanan adamdır. Allah'ın yaptığı ne diyor Hazreti Mevla, İbrahim Hakkı? Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler, Mevla görelim neyler, neyse güzel eyler. Bu kadere teslimiyet demektir arkadaş. Ama biz iyi gidiyor gidiyor, böyle bir şey burnumuzu yere sürtüyor. Benden başka kulum yok muydu? Niye bana bağırıyorlar? Başlıyoruz bu zır zırla. Öyle değil. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Kaderle oluyor değil mi her şey? Evet. Kader olmadan hiçbir şey olmaz. O işte bir mümin kadere inandım diyor. İnandığını hayatında gösterecek. Başına ne gelse gelsin hiç sızlanmayacak. Allah'ın emri böyle deyip isyan etmeyecek. Evet, bu zor iş. Dediğim gibi söylüyoruz da, inanıyoruz da ama bu noktaya gelmek zor iş. Zor iş. Her şey Allah'tandır. Evet, öyledir. Her şey Allah'tandır. Ama biz söylüyoruz, inanıyoruz ama uygulamada sızlanıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Şimdi pekala. Şimdi Allah razı olsun askerlerimizden. Sen burada rahat duruyorsun. Ben burada oh bak terliyorum. Karda, dağda, şu anda arazide bizim Mehmetçik subayıyla beraber. Vatan hainlerine karşı. Şimdi üsteğmen şehit oldu. Başçavuş şehit oldu. Her şehit oldu. Evet. Şimdi dikkat edin. Şehitlik en yüksek rütbedir. En yüksek makamdır. 400 kişiyi de kurtaracak sülalesinden.
hadisler var. Ama şimdi biz Müslümanız. Bakıyorum ben cenaze merasimine. Neden öldün? Neden öldün? Ömerliydin, sen daha çocuksun. Dur hanımefendi, sen Müslümansın. Allah'ın kaderin dışında bir şey var mı? Ölmeyecek adam ateşin yastığına ölmüyor. Onun kaderi orada. Kaderin dışında hiçbir şey yok. Sen buna inanıyorsun. Hemen tu billahi ve bil kaderi dedin. Niye bağırıyorsun? Hocam dayanılmaz. De işte bak imanın derecesini görüyor musunuz? Ben kafirdir bu demiyorum sakın ha. Yanlış anlama. Kaderi ikrar ediyor. Ağlıyor, gözyaşı akıtıyor ama böyle bir bağırıp çağırmıyor, isyan etmiyor. Şehit evladı oldum, şehit babası oldum diye. Evet, gözü yaşlı ama isyan etmiyor kadere. İsyan edenler vardı, ondan diyorum. Zor bir iş bu. İşte bu isyan etmeme, mukır o demek. Cehennem ateşinde yanmaz, zor işi başarmış. Benim dedem varmış. Birisi bu Erzurum şeyi var ya, orada Allahu Ekber dağlarında. Orada kalmış dedemin oğlu, en büyük alim hocası. Yetiştirdiği oğlu. Bir tanesi Kutul Emmare'de, şimdi film çevirmişler. Bilmiyorum, bakın bakacağım, dedem var mı orada. Kutul Emmare'de kalmış. Devlet ikisinin de şehadetini bir pusulayla bildirmiş. Görevli. Herkesin içinde verince elhamdülillah. İki şehit babası oldum. Allah beni ne kadar seviyormuş demiş. Ağlamış ama bunu demiş. Bu iş zor bir iş değil mi? Şimdi niye öldüm? Kaderi ikrar edeni ateş yapmaz. Kader. Orada öldü, şehit oldu. O anda meyhanede olsaydı ginilecekti o. İzâ câe ecelühüm la yestâhirûne sâaten ve la yestâkdimûn. Ayet bu beyefendi. Ecel geldi mi bir saniye öne alınmaz, bir saniye geciktirilmez. Yok hocam, kalbini değiştirdiler, 10 sene daha yaşadı. Sısırlan, zaten yaşayacaktı o. Ağrısız, acısız yaşadı. Ama bu lafları ediyoruz biz, dikkat edin. Biz müminiz, bu laflar bize zararlı. Öyle demeyeceğiz. Bak ayet ne diyor? Ecel geldi mi ne öne alınır ne sonraya. 100 tane doktor görsen yaşatamaz arkadaş. O zaten yaşayacaktı. Bu sebep oldu doktor. Doktora gitmeyin demiyorum. Sakın ha. Tedavi olmak peygamberin emridir. Gideceksiniz ama doktor ömrünü 10 sene uzattı deme lan. Allah böyle diyor. Ömür uzamaz, kısalmaz diyor. Yani bu lafları ediyoruz biz. Onu söylemek istiyorum. Kaderi ikrar eden bu demek. Her halinde bu kadere inandığını belirtecek, taşkınlık yapmayacak. Sözüyle, davranışıyla işte böyle kadere inanan adam mı ateş, dünya ahiret fitneleri şey olmaz. Birisi bu. Evet. Bak ne diyor? Kul len yusibena illa ma kataballahu lena. Hey insanoğlu, Allah'ın yazgısı olmadan hiçbir şey başa gelmez de. Ya öyle değil mi? Allah'ın kaderinde olmayan şey olmaz. Arkadaş, şimdi rahmetli Menderes'i ben talebeliğimde çok seviyorum. Çünkü İmam Hatip Okulu'ndan açmada gittik yanına da İslam Enstitüleri'ni. Hayatın pahasına da olsa açacağım dedi. Ağladı. Ondan dolayı seviyorum. Mümin adamdı. Gözümden de ağladı yani. Evet, Londra'ya gitti Kıbrıs için. Uçaktan düştü Londra ormanlarına. Burnu bile çizilmedi. Ama herif gitti, yastada da astılar. Kader değil mi lan bu? Havadan uçak düşerdi, ölmez mi adam ya? Hiç burnu bile çizilmedi. Çok ilginç. Geçen sene İstanbul'da 13. kattan çocuk düştü aşağıya. 13. kattan çocuk beton üstüne düşse ne olur? Paramparça olmaz mı? Ama çocuk ölmeyecek. Altta belediye çöpçüsü varmış, kucağına düşmüş. Ölmeyecek de onun için arkadaş ya. İşte biz bunu biliyoruz, söylüyoruz ama başımıza böyle şey geldi mi başlıyoruz çırpınmaya. Kaderi ikrar edeni ateş yapmayacağız. Allah'tan geldi.
hoş geldi. Böyle diyebilmemiz. Tabii ağlamak serbest, yırtılmak, dövünmek zararlı. O yok. Onu söylemek istiyorum. Ağlayarak bağırıp böyle yırtına yırtına saçını, bu isyandır, lanet sebebidir. Peygamberimiz bunu söylüyor. Efendimizin oğlu kalmadı arkasını biliyorsunuz. Alimler diyorlar ki kalsaydı peygamber olması lazımdı. Ama Allah'ın Resulü de son peygamber. Onun için oğlanlar yaşatmaz. Öyle yorum yapıyorlar. İnşallah cennete gideriz. İnşallah. Orada Allah'a sorarız. Cuma günleri görünecek bize inşallah. Cennetlikler her cuma Allah'ı görecekler. Nasıl? Gidince gör arkadaş. Allah şekle sığmaz, mekana sığmaz, zamana sığmaz. Ben de oraya gittim yok. İnşallah gideriz orada görüşürüz. Evet efendim. Şimdi o da peygamber ama insandır. İlk çocuğu Kasım ölmüş. Ondan sonra Abdullah Tahir ölmüş. Kızı var, oğlu yok. Medine'de bir de son evlendiğinde hanımlarından İbrahim, oğlu İbrahim aleyhisselam doğmuş. Hemen Medine'nin yazlık semtinde ev tutmuş peygamberimiz. Çünkü herkes diyor, ulan bunun oğlu yok ya. Erkek mi sayılır lan? Zürriyeti kesik. Ebter, inna atayna kel kevser. Fesallil rabbike venhar. İnne şanike vel ebdar. Oğlu yaşamıyor. Bu erkek mi lan diyen kendisi soysuzdur diye. Ayet sure inmiş. Oğlu yaşamadığı için de insandır. İçinde bir şey var. Onun için o güzel yetişsin, iyi yetişsin diye ev tutmuş. Bakıcı tutmuş. Bir süre sonra haber gelmiş. Oğlun İbrahim ölüyor diye. Uçmuş gitmiş. O da insan ya, kucağına almış, vefat etmiş İbrahim, oğlu İbrahim. Başımız o koca Muhammed Mustafa şıpır şıpır ağlamaya. Sahabiler de oradalar. Ya Resulallah, hani sen ölünün arkasından ağlaman dediydin ya, sen ağlıyorsun. Ben size ağlamayın demedim, isyan etmeyin dedim. Saçınızı başınızı yolarak, bağıra çağırarak, kadere isyan etmeyin dedim. Kalp mahzun olur, gözden yaş akar. Vallahi öyle üzüntülüyüm ki, üzüntümü Uhud Dağı'na koysam toz olur, dayanamaz diyor. Yani ağlamak caiz ama böyle taputu vuruyor. Niye öldün, niye öldün sıkıcı, sen ölme. Bu kadere isyan oluyor. Böyle değil. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Demek kader böyleymiş. Hiç şey etmeden bunu ateş yakmaz. Belaya uğramaz. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Böyle bir imanı Allah hepimize nasip etsin. Allah bizi belalardan, kazalardan da korusun. Böyle çetin imtihanlara sokmasın bizi. Bu zor iş bunlar arkadaş. Evet efendim. El-mukirru bil-kader vellezî lâ yenzuru fî'n-nucûm. Daha belaya uğramayacak, ateş yakmayacak olan birisi kimdir? Yıldızlara bakmaz. Şimdi şeytanın işi yok. Hep bizim kazandıklarımızı kaybettiriyor. Gazete alıyorsunuz. Ben okumuyorum gazeteleri. Ama talebelik döneminde okuyordum. Fal köşesi. Bugünkü falınız. Bilmem ne burcunda doğan şöyle olur. Bilmem şöyle. Bir fal köşesi vardı gazetelerde. Şimdi bilmiyorum. Hala var mı? Okuyor, okuyor. Sen Müslümansın beyefendi, hanımefendi. Vay be! Şu adam temelen yıldızlara bakmaz, falcılara inanmaz. Evet, falcılara inanmaz. Bu adam da Allah belalara uğratmaz. Bu adamı da Allah ateşte yakmaz diyor Peygamberimiz. Ama şimdi biz sokakta geliyor. Kaderine bakayım. Bakayım, bakayım. Bir kadın oturuyor oraya değil mi? Erkekler de yapıyor bilmiyorum. Ondan sonra gel lan. Dalga geçelim de hadi Mehmet. Bak bakalım. Zeki kadın da. Sen şöyle olacaksın. Bir olacak şeyler onun kıyla keşfediyor. Şöyle olacak. 99 tane yalan söylüyor. Bir tanesi tutturuyor. Mehmet gördün mü tutturdu lan. Diyor musun? Evet. Men se'ele arrafen
لَنْ تُقْبَلْ لَهُ اَرْبَع۪ينَ يَوْمًا. Evet. Bir böyle yarını bilirim diyen, Arraf deniyor buna, hadis-i şerifte o. Böyle yarını bilirim diyen, istikbalini okuruyum diyen kimseye gidip de bir şey sorarsa 40 gün namazı duası kabul olmaz. Lem tukbel salat. 40 gün namazı duası kabul olmaz. Ama tasdik ederse diyor peygamberimiz, fakat kefere bima unzile ala Muhammed. Muhammed Mustafa'ya indirilen Kur'an'ı inkar etmiş olur. Kur'an'da ne diyor Allah? La ya'lemul gaybe illallah. Kur'an'da hocayı sorun hafıza. Gaybı ancak Allah bilir. Ula o kadına mı kaldı? O erkeğe mi kaldı gaybı bilmek? La ya'lemul gaybe illallah. Bunun duvarın arkasından olan şeyi alırlar, getirirler. Ama gaybı bilmezler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Sebe suresi var. Süleyman Aleyhisselam Mescid-i Aksa'ya ve sarayını cinlere yaptırmış. O sarayı bulmaya çalışıyor Yahudiler şimdi. İlle orası bizim diyorlar. Orasını sahip olan dünya devleti kurarmış. İnançları öyle. Ben de gittim Mescid-i Aksa'ya. Hala temelinde o Süleyman Aleyhisselam yattığı Mescid-i Aksa duruyor. Temelleri duruyor. Üstündeki sizin gördüğünüz fotoğraf değil. Onu sonradan Abbasiler yapmış. Osmanlılar da tamir etmiş. Temeli duruyor aşağıda. İzin alırsanız aşağı inebilirsiniz. Bir taşlar var temelde. Yani insan gücü kaldıramaz o taşı. Vinç de yok o zaman. Nasıl koydular o duvara o taşı temele? Cin kuvvetiyle yaptırmış. Şimdi yaptırırken Kur'an'da var ya, tefsire bakın. Asasını koymuş mübarek Süleyman Aleyhisselam, cinleri çalıştırıyor, kızılca kıyamet, dalga geçeli cezalandırıyor. Cinlerin de kralı o, kuşların da kralı. Ve kral, bütün herkesin peygamberi Muhammed Mustafa. Ama kral olarak krallığı vermiş. Kuşlara emrediyor, hayvanlara emrediyor, cinlere emrediyor. Krallığı vermiş, Kur'an'da var. Asıl bakıyor, o da bir insandır. İnsan da ölecek. Ölmeyecek olsa Muhammed Mustafa ölmez. Evet. İnneke meyyitün fe innehum meyyitün. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş. Hazreti Ömer yok. Koşmuş gelmiş, duymuş. Bir bakmış hiç ölüye benzemiyor. Yüzü ekşi falan değil. Allah, o kadar güzel. Öyle güzel. Kim dedi bunu ölü diye? Peygamber ölür mü? Kim öldü derse kafasını vuracağım. Ömer bu ya, şakası yok. Mecliste de onun yerine kim seçilecek, kim seçilmeyecek halife, o konuşmalar oluyor. Bak demiş, kim peygamber öldü derse canını kırma falan. Bağırmış. Ebu Bekir Efendimiz gelmiş. Ömer demiş, Allah inneke meyyitün fe innehum meyyitün. Habibim sen de öleceksin. Seni böyle sevenler de ölecek demedi mi Kur'an'da? Dedi. Peygamber öldü demiş. Ayağı suya ermiş. Evet. Ondan sonra gitmiş Ebu Bekir elini tutmuş. Ben seni halife seçtim demiş. Halife böyle seçilmiş. Şimdi efendim ölmeyeceği olsa Efendimiz ölmezdi. O da öldü. Hepimiz öleceğiz. Allah sonumuzu hayır eylesin. Evet. Şimdi Süleyman Aleyhisselam da kralı mı cinlerin? Asasını böyle kenesine dayamış. Gözü açık. Kontrol ediyor. Dalga geçen yok mu, var mı diye. Ecel gelmiş. Azrail Aleyhisselam ruhunu kabz etmiş. Biz hukukta adli tıp okuduk. Ölü katılığı vardır. Ölen adam ilk yumuşacıktır. Eli kolu oynar. Onun için hemen ölen adamı çamaşırını çıkarın. Çünkü ayı soğuduğu zaman kesmek, yırtmak gerekir. Halbuki o üstünden çıkan çamaşır bir fakire versiniz, adamın sadakası olur, güzel olur. O, evet, soğuduğu zaman oynatamazsınız. Böyle ölmüş, gözler açık. Gözler açık da yumacaksınız. Sıcakken Bismillah deyip böyle sıvazlayacak, gözlerini kapatacaksınız. Neden? Çünkü göz açık, kan çekilince nasıl çikin gözü olur o, biliyor musun? Kan çekilince. Vallahi gözüne bak, ne kadar çikin dedirtmemek için.
Aybını örteceksiniz. Hepimiz sıra gelecek. Şöyle sıcakken böyle yanındakiler görevi bu. Evet, kıbleye çevireceksiniz. Mümkünse gözünüzü böyle elip ondan sonra soyacaksınız, üstünü örteceksiniz, sert yeri koyacaksınız. Ondan sonra teçhiz tekkin hazırlıkları başlayacak. Öyle ölmüş, asasında öldüğünü bilememiş ya, göz açık ya. Evet, soğumuş. Aylarca kalmış öyle. Hocam rica ederim. Aylarca insan kalır mı? Çürür, kokar. Ulan o peygamber, senin gibi değil. Peygamberlerin cesedini toprak çürütemez. Hava çürütemez. Evet, çürütemez. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek naaşı yeri biliniyor, Medine'de yatıyor. Öbür peygamberlerin cesedi de olduğu gibi duruyor. Ama nerede olduklar kesin değil. Onun için bilemiyoruz. Alâ rivayetin. Ama peygamberimiz kesin. Şimdi olan vakayı anlatıyorum bu sadette. Şimdi bu İranlılar Mecusi ateşi tapanından gelmişler ya, hala o adetleri var. Hala kaç defa gittim, hala o adetler bırakmamışlar. Şimdi peygamberimize dünyanın her tarafı adam gidiyor ya, peygamberimizin naaşını çalıp İran'a götürüp herkes buraya gelsin diye bir işçi kılığında gitmiş, çok akıllı bir herif. Birisinin yanına hizmetçi girmiş. Çalışıyor. Önce kendini sevdirmiş, ısındırmış. Derdi peygamberin naaşını çalmak, götürmek oraya İran'a. Temel kazmış. Kaç sene de kazdıysa toprağın altında. Temel kazmış, tünel kazmış. Hocam nasıl olur? Şeyde biliyorsunuz Müslümanlar Sırbistan'da kazdı. Gördünüz ya, televizyonda gösterdi. Ben de gittim gördüm. Kazmış. Ne kadar da gazı bilmiyorum. Tam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kabir saadetine varmış. Asırlarca sonra beyefendi. Bu hikaye değil. Kesin şeyler, bilgiler bunlar. Evet. Efendimiz rüyasında Medine valisi Osmanlı paşasına demiş ki beni aldırıyorsun oğlum demiş. Uyanmış. Peygamber bu rüya, sadık rüya. Gerçeği söylüyor. Bir araştırma yapmış, öyle bir şey yok. Ertesi gün yine yapmış, yine görmüş. Oğlum beni aldırıyorsun demiş. Araştırın bakalım. Yine bir şey yok. Üçüncü gün oğlum beni aldırıyorsun demiş. Bizzat kendi araştırma yapmış. Başka adam var mı? Bütün herkese tek tek soruşturmuş. Peygamberin kabrini kazanmazan var mı filan? Yok, yok, yok. Adam var mı? Yok demişler. Hele hele, peygamber yalan söylemez. Rüya doğru. Ha demiş, bir sümüklü adam var demiş şurada. Birisinin işçisi, dandalak birisi. Öyle gösteriyor kendini. Getirin onu demiş. Bir sıkıştırmış, tüneli bulmuş. Beyefendi, bilimsel kaynaklarda yazıyor bunu. Mübarek'in kolu sarkmış böyle, hiç çürümemiş, hiç. Hiç çürümemiş, kolu sarkmış. O günde bulamasalardı cesedi alıp götürecekmiş. Ondan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabri saati açısından toprağa gömülür ölüler. Kabir yapmak doğru değil, onun için topraktaydı. Bu olaydan sonra şimdi demir çerçeveler yapıldı. Hem de 5-6 metre derine de yapıldı. Böyle hırsızlık olmasın diye. Cesedi asırlar sonra hiç bozulmamış. Aynen duruyor. Bu bilimsel kaynaklarda yazıyor. Evet, Süleyman Aleyhisselam'dı böyle. Durarken o sıcakta, pudu sıcak. Aylar geçmiş. Sonra Kur'an'da var bu. Okuyun efendim. Asasını, dayandığı asası kurt yemiş. Kurt, kurt. Tahta kurdu olmaz mı ya? Kurt yemiş asasını. Evet, pat diye düşmüş. Aa, adam ölmüşmüş demişler cinler. Boşuna çalışmışız. Gece gündüz çalışmışlar ama aylarca. Allah buyuruyor ki, kulumuz Süleyman'ın gözleri önünde öldüğünü bile bilemediler. Cinler gaybı nereden bilecek diyor ayette. Onu söylemek istiyorum.
Ama sen gidiyorsun cincilere, şunu söyle bir, başıma yarın ne gelecek filan diye. Peygamber de ne diyor bak, men se'ele arrafen lem tukballu salat arba'in ereye. Böyle bir adam gidip danışırsan 40 gün namazın kabul değil. Doğru söyle desen Kur'an'ı inkar etmiş olursun diyor. Böyle şeylerden sakın diyorum yani, anladın mı? Biz bunları yapıyoruz. Şu vala bu değil ama yapıyoruz maalesef. Ha, cinlerin de Müslümanları var. İnsanlara yardım ederler. O işler ayrı. Ama kaybı bilmezler, onu söylemek istiyorum. Şimdi yıldızlardan şöyle olacak, böyle olacak. Falcılar yıldızlar. Yıldızname diye kitaplar var. Bunlarla uğraşıyorlar. Bunlara boşu boşuna para yedirmeyin. Hadis okuyorum. İmanınızla oynamayın. Namazınızla oynamayın. Allah'a sığının. Allah'a sığının. Her şeyi Allah'tan bekleyin. Onu söylemek istiyoruz. Evet, yıldızlara inanmaz. Şu burcunda doğan şu olacak. Gidir hani. Kaderde neyse o olur. 40 günlükken yazılıyor zaten ne olacağı. Melek gönderiyor Allah. Ondan sonra biz bilmiyoruz yalnız. Bu yıldızlar falan olmaz. Onu söylüyor. Dinle şimdi. Peygamberimiz asırlar bin kaç sene oldu? 1400 sene oldu değil mi? 1930 küsür sene. Vel mütemessikü bi sünneti. Benim sünnetime yapışan hayatın her safhasında belaya uğramaz. Ateş onu da yakmaz. Evet, şimdi gelelim. Peygamberimiz her konuda bizim örneğimizdir. Evet, üsvetün hasenedir. Sadece namaz kılarken demiyor Allah. Her konuda. Şimdi yemek yiyoruz. Kim? İlahiyat profesörü. Peygamber diyor ki sağ elinizle için diyor. Sağ neydi? İlahiyat profesörü. Solu da içiyor yiyor. Ulan ne biçim hocasın sen? Neden peygamberin sünnetine uymuyorsun sen? Sol elle yemeyin diyor peygamberimiz. Sağ elle yiyin diyor ya. Kül bi yeminik. Sen billahe. Bismillah de lan. Sağ elinle ye. Ve sağ elinle iç. Solunda yiyor içiyor. Böyle hoca olmaz. Eğer her safhada peygamberin sünnetine uyarsanız ateşte yanmazsınız. Aziz olursunuz. Belalardan da uzak durursunuz. Mütemessikü bi sünneti. Hadis okuyorum efendim. Onu arz ediyorum. Benim sünnetime yapışanı da Allah yakmaz. Her konuda yatağa nasıl girdi? Şimdi maalesef hacca gelmiş adam. Kıble bizim bereket, rahmet noktamız. Öyle dönüyoruz namazda değil mi? Gidi hacca gelmiş adam. Kıble ayağını uzatıyor, horul horul uyuyor. Peygamber sünnetinde kıbleye saygı duyun diyor. Sen ne biçim hacısın lan? Ayağını uzatıyor kıbleye, Kabe'ye. Kabe'de horul horul uyutuyor, yatıyor. Nerede Müslümanlık? Nerede peygamberin sünnetine uymak? Nerede? Sağ sol yiyor, hacısı. Peygamber'de sağı tercih edin diyor. Sağla yiyin, sağla yazın, sağla merhaba deyin. Solla yemek günah mı? Yok. Peygamber öyle diyor efendim. Sünnetini yapışan ateş yakmaz diyor. Sen peygamberin sözünü tut diyorum sana. Oğlunu, kızını sağla yemeye, sağla yazmaya alıştır. Hocam ben 60 yaşındayım. Şimdiye kadar solla yazdım. Nasıl yazdım? Susun lan. İnanmıyorum. Allah göstermesin. Gidiyorsunuz. Arabayla bir bandı koymuş, şoför delikanlı, kaptırmış derken, öyle gerçekten yok mu? Gürültüsünden ben evde duramıyorum ya, o kadar açıyor ki. Bandı koymuş, derken geldi senin arabaya çarptı. Ve sen sol kolun kırıldı. Doktora gittin, alçıya aldılar. Hep sağla yiyorsun, sağla içiyorsun, sağla yazıyorsun. O gün aşk alır mısın? Hemen o gün sağla yemeği öğrenir misin? Bana söyle lütfen.
Ben 60 yaşındayım hocam, solla yedim içtim, solla yazdım. Hayır, kabul etmiyorum. Bak, kolunu alçalınca hemen o gün öğreniyorsun sağla yazmayı. Peygamberin bu sünnetini duy, sağla ye, sağla iç, sağa yat, kıbleye ayağını uzatma. Peygamber sağı tercih edin diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber sünneti hiç umursamıyor adam şimdi. Sünnet önemli değil diyor. Kim? Profesör söylüyor. Peygamber diyor ki, benim sünnetimi hayatımda örnek alan ateşte yanmayacak. Allah onu bela vermeyecek diyor. Ben de sana onu duyuruyorum. Hangisini kabul edeceksen sen bilirsin. Peygamber sözü bu. Efendimiz sünnetini her konuda, şimdi ben size yararlı olmaya geliyorum buraya, kızmayın bana. Adam 70 yaşında, bıyık yok, sakalı yok. Sakal peygamberin sünneti. Hani lan sakal? Ak sakallı mümine Allah azap etmekten haya eder diyor peygamberimiz. Ulan bir bacağım sallanmış kabire. Ulan sakal bırak ulan, zaten ak sakal çıkacak. Hiç olmaz buradan yakalarsın. Umut ya bu. Sende yok, imamda da yok ulan sakal bıyık. Ne biçim hocalar bunu anlamıyorum. Ne diyor bak, benim sünnetime yapışan sakal peygamberin en azından sünnetidir. Buradan yakalarsın. Evet. Şimdi darılmasın hocalarımız. Şimdi cenaze namazı kıldık. Cenazeden acele edin deniyor değil mi? Onun için tesbihleri kaldırdı müezzin efendi. El-Fat, Subhan Rabbel Alil Alel Vehhab dedi. Tesbihler gitti. Etme hocam. Namazdan sonra evet, ayet-i kürsi okumayı adet edinen, her namazdan sonra ayet-i kürsi okunanın cennete girmesine ölüm engel olur diyor. Yani ölüvesi cennete gidecek herif. Ayet-i kürsi onun için bizim atalarımız camilerde adet haline getirmiş. Okuyoruz ya, bu gitti hocam. 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber diyen 99. Yüzüncü de La İlahe İllallah Vahdehu La Şerikele dersen, deniz köpüğü kadar günahın olsa silinir diyor Buhari Müslim hadisi. Hocam bu da gitti. Ulan 4 dakika sürüyor lan, tut saatini. 4 dakika geçlerse ne olur lan? Dün öldü bu, bugüne kadar beklettin. 4 dakika niye bekletmiyorsun hocam? Bu cemaatin bu müjdeleri almasına niye engel oluyorsun? Niye tesbihlere engel oldum? Evet. Basit şeylerden çok kaybediyoruz. Onu söylemek istiyorum. Günaha mı girdik? Yok, günaha girdiniz demiyorum. Haram mı söyledi? Yok, öyle bir şey söylemedim. Ama bu müjdeyi kaybettik arkadaş. Güzel hocam. Dünden beri öldüğü adam bugüne öğlen namazına beklettiler onu. Bu kadar bekletti. Hani acele edecektin ya? Tesbihi kaldırıyor. Niye kaldırıyorsun ya? 4 dakikada gelsin lan. Şimdi kaldırdı. Orada yarım saat nutuk çekti hoca. Bu yok. O nutuk yerine biz tesbih çekseydik kazanacaktık arkadaş. Hadiste yeri var. Ya şimdi sen de rica et hocaya bundan sonra. Hocam cenazede olsa tesbihimizi çekelim de. O zaman şey demez. Fatiha diyemez. Yani bu basit şeyler ama çok kaybediyoruz. Onu söylemek istiyorum. Evet, peygamberin sünneti önemlidir. Peygamberin sünneti olmazsa Kur'an'ı anlayamayız. Evet. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Biz Habibimiz Kur'an'ı açıklayasın diye görevlendirdik. Nasıl açıklayacak? Sözüyle. Nasıl açıklayacak? Fiiliyle. Bunlara sünnet denir. Şimdi Türksünüz, Türkçe biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türkçedir. Anayasa getireceğim size. Oku bakalım ne anlıyorsun? Anlayabilir misin? Anlayamazsın ulan. Anayasa profesörler birbirini yiyor. Sen yanlış anladın diye. Sen nereden anlayacaksın lan? Kur'an'ı nasıl anlayacaksın sen? Onu anlatacak olan bizden birisi Muhammed Mustafa. İnsan bizim gibi yiyip içiyor, yatıyor, kalkıyor. Bizim dilimizle konuşuyor. O açıklıyor. Ha, anayasayı anlatmak için kanun çıkıyor. Değil mi? Ceza kanunu, medeni kanunu, şiat kanunu, iş kanunu. Kanunları da anlayamazsın.
Onun için tüzükler çıkarıyorlar. Dünyanın her tarafında. Sahabenin icma diyoruz biz ona işte. Sahabeler peygamberden böyle gördük, bu sünnet bu anlamadır diyor. Onu da anlayamazsın, sahabe kalmadı. Ha, İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet rahimahullah bu iş böyledir diye sana açıklayacak bu iş. Bu işin adamı onlar. Sen ben anlayamayız. Sünnete gerek yok. Nasıl dersin sen? Sünnet olmadan önemli değil. Nasıl dersin sen? Evet, ne diyor peygamber? Benim sünnetime yapışın. Yapışırsanız cehennem ateşi yakmaz, belalardan kurtulursunuz diyor. Evet, biz 15 Temmuz'da bundan kazandık. Suriye'de sünnet kılınmıyordu arkadaş. Bağdat'ta kılınmıyordu. Kahire'de kılınmıyordu. Evet, ama elhamdülillah biz eleştiriyorum da camilerimizde devamlı sünnet tesbihi çekeriz değil mi? Bütün Türkiye camilerinde sünnet. Evet. İki elimiz kanda olsa Ayet-el Kürsi'yi okuruz. Namazın evvelindeki sünnetleri kılarız. Sonundaki sünnetleri kılarız. Git Kabe'ye kılıyorum ben bak. Kılmıyor değil mi? Kılmıyor ya. Başlarına geleni görüyorsunuz değil mi? Bu aziz milleti yok etmek için hepsi birleşti. Ama 15 Temmuz'u gördüğümüz Allah elimizden tuttu, bir şey yapamadılar. Neden? Bence peygamber sünnetini yapmamızdan. Efendimiz diyor ki, benim sünnetimi her sahada yapın. Benim işimi yapın, sözümü tutun. Beladan kurtulursunuz, ateşten de kurtulursunuz. Ben onu söylemek istiyorum sana. Onu söylemek istiyorum. Evet, evet. Hadisi bitireyim müsaadenizle. Evet. Ebu Hureyre'den bu hadis-i şerifi nakletmişler. Evet. Allah onlardan razı olsun. Evet. Peki bir hadis daha okuyayım izninizle o zaman. Selâsetün yedhulûnen nâr. Şimdi cennete gidenler saydık. Ateş yapmayacakları. Bu hoca da bir korku diyor, bir şey diyor, müjdeliyor. Üç kişiyi cehennemi boylar, cehennemi gider, ateşe girer, cehennem ateşine. Racülün katele lid dünya. Evet, dünya için çarpıştı. Dünya için çarpıştı. Askere gitti, harp etti ama derdi para. Para, derdi para. Zulmü önlemek için değil, adaleti hakim kılmak için değil, bizim Mehmetçiğimiz Suriye'de benim vatanım değil. Niye ölüyor? Efendim, oradaki zulmü önlemek için gidiyor Mehmetçiğim. Şehit, buz gibi şehit. Kore'ye ne gitti bizim askerimiz 1950'li yıllarda? Zulüm vardı orada, zulmü önlemeye gitti. Nerede zulüm varsa zulmü önlemek için giden adam şehit olur. Arkadaş, şimdi bu öyle değil. Para, para. Irak'ı işgal ediyor. Niye? Petrolü var. İşgal etti. Oradaki ne kadar bilim yuvası Irak. Bağdat alimler ya, İmam-ı Azam orada yetişti. İmam Gazali, Abdülkadir Geylani. Bütün tarihi bilimsel eserleri götürdü Amerika'ya. Ben de orada çalıştım arkadaş. Türkiye'de olmayan, dünyada başka olmayan kitapların hepsi orada var aslı. Kur'an'ın aslı da orada. Ya ilk yazılan Kur'an da orada. Kongre kütüphanesinde. Adam gidiyor orada ne kadar kıymetli şey varsa soyup götürüyor. Evet efendim. Öyle değil. Bu menfaat için değil. Böyle çarpışırsa cehennemlik. Ama namusu koruyacağım. Hacı Bayram'da namaz kılan müminlerin koruyacağım, namaz, rahat namaz kılsınlar diye askerlik yaparsan, bunun için çarpışırsan, haza şehitsin. Yok yahu, bana kahraman desinler, adımı gazeteler yazsın. Cehennemliksin arkadaş. Bunun için, Allah bu ömrü sana onun için vermedi. Bunun için verdi. Öyle diyor, dünya için çarpışanlar cehenneme girer. Ve alimün eraden yüz kere
ve la yahtesibu ilmi. Hepsi zedir. Bir de şimdi ben alim değilim ama alimden yanında yetiştim. Alim gidiyor, adım duyulsun diye vaaz eder, adım duyulsun diye kitap yazar, nutuk çeker, televizyona çıkar, derdi meşhur olayım, en büyük benim desinler. Bu da cehenneme girecek diyor Peygamber. Aynen böyle. Bu da cehenneme girecek. Şimdi adam tartışmaya giriyor. Üç tane profesör. Bu tartışmadan hak ortaya çıksın diye tartışılır değil mi? Öyle değil. Benim dediklerim kabul edilsin diye akıl oyunlarıyla gerçek olmayan şeyi biri ispat etmeye kalkıyor. Derdi şöhret sahibi olmak. Cehenneme gider diyor Peygamberimiz. İmam-ı Azam Hazretleri sağlığında 30 kere Basra'ya gitmiş tartışmak için. Gidiyor, ilim adamlarıyla tartışıyor. Oğlu Hammad, o da alim, aslan yavrusu aslan olur. O da bir Basra'ya tartışmaya gitmiş, münazaraya. Hayır demiş İmam-ı Azam. Baba demiş, sen 30 defa gittin, söyledin bana. Bana neye izin vermiyorsun? Oğlum biz gidiyorduk, hakikat ortaya çıksın diye. Seni göremedin, o görür. Onu görmeyen o görür. Değil mi? Akıl akıldan üstündür. Gerçek ortaya çıksın diye gidiyorduk. Ama sen en büyük benim demek için gidiyorsun. Senin oraya gelenler de bunun için gidiyor, en büyük benim demek için. Gerçek ortaya çıksın diye değil. Niyetiniz bozuk. Onun için göndermiyorum. Şimdi işte böyle alim meşhur olayım diye kitap yazıyor. Rıza-i Bari için değil. Rıza-i Bari için konuşmuyor. En büyük benim, en güzel konuşan benim, en büyük alim benim desinler diye cehennemi boylar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz daha bitmedi efendim. Böyle alim var, cehennemlik. Ve racülün vassa ala iyalihi fecade bihi dissenâi ve zikrit dünya. Allahu Ekber. Oğluna lüks araba alıyor. Muazzam köşklerde gezdiriyor karısını, mesini. Adam nasıl bak çocuklarına bakıyor görüyor musunuz ya? Helal olsun ya. Dedirtmek için. Ben övülmek için. Namım duyulsun diye. Demin ne dedik bak? Zenginliğe göre iyi giydireceksin, iyi giydireceksin. Bu görevin dedik. Ama adamın yerde o değil. Süper lüks hayat sürdürüyor. Avrupa'ya gönderiyor, şuraya gönderiyor. Hacca gönderiyor çocuklarını. Baba dedim böyle olur ya, böyle diye. Desinler diye. Evet, zenginliğini bunun için kuruyor. Bu adam da doğru cehenneme gidecek diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah benim çocuklarımın sorumluluğunu bana verdi. Ailemin sorumluluğunu bana verdi. Görevim bu diye Allah'ın emrini yerine getirmek maksadıyla yaparsan ooo ne güzelsin. Öyle değil. İşte böyle aile olur desinler diye. Yaparsan gösteriş için cehennemi boylarsın. Evet, çoluk çocuğumu da iyi yetiştirmek için, ne bileyim güzel yerler okutmak için okudursan bu niyetlerle okuyacaksın. Evet diyor, okutacaksın. Böyle para harcayacaksın. Yoksa övülmek için yaparsan, dünyada adım ansın diye şey edersen cehennem boylarsın. Abdullah bin Ömer. Evet. Radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun inşallah. Evet. Şimdi namazda gördüğüm bir kişiyi size hatırlatmak istiyorum. Şimdi camiye geleceksiniz. Daha evvel söyledim. Namazın 12 farzı var. Bir tanesi kıraat. Yanlış okursan namaz senden davacı olacak. Öbür tarafa hesap vereceksin. Gelin camiye, uydum şu imama deyin. Bütün vebal imamın. Şimdi öğlen namazın garanti hesabını o verecek. Ama güzel kıldırdığı zaman da sen bir alacaksın, o 500 kişilik sevap alacak. Öyle tehlikeli bir işte imamlık. Onun için camiye gelin, aklınız, kafanız çalışıyorsa yıkın sorumluluğu imama.
Namazın garanti olsun. Garantili bir namaz, kendinden evvelki namaz arasında olan günahları sildirir. Bu yönden gelin. Cemaate devam ederseniz imanla göçersiniz. İman devleti, büyük devlet. Ayrıca camiye gelirken trafik çarptı öldün. Allah yolunda ölürsün, şehitsin. Fî sebilillah'tır. Yine gelin. Evde bir gün bir sevap alıyorsun, burada 27 sevap alıyorsun. Yine gelin. Gelin ama kurallara uyun. Şimdi ben onu söyleyeceğim size. Evet, camiye geliyorsunuz, imama uyuyorsunuz. İmamdan evvel kalkan başı eşek başı gibi haşrolunur diyor Peygamberimiz. Aynen böyle. Eşek başı gibi haşrolunur. Eşek ahmak. Ahmak yani. Şimdi namazınız gümbürtüye gider. Ben görüyorum. Şimdi çarşıda olan, burası çarşıda hep etrafı mağaza, dükkan, esnafın yeri. Hoca secdede Sübhan Rabbel Azim 3 defa söyleyecek. Sübhan Rabbel Ala secdede 3 defa söyleyecek, kalkacak. Neden? Adam dükkanı kapattı geldi. Müşterisi var, para kazanacak. Ha, emekli mahallesi, dükkan mükkan, ha o zaman çek. 7, 9, 11 söyle. Burada cemaatin durumunu hesap ediyor. Onun için bir de görüyorum ben hocaları. Semiallahu limen hamid derken sesi rükuda söylenecek. Semiallahu limen hamid yukarıda söylenecek. Fakat hoca kalkıyor, yukarıda söylüyor. Neden biliyor musunuz? İmamdan önce kalkanın başı eşek başı gibi olmasın diye. Hocam kendin ateş atıyorsun. Evet. Kendin ateş atıyorsun. Neden? Cuma günü kalabalık oluyor değil mi burası? Burası kalabalık oluyor. Burası caminin içi. Dışarılarda da cemaat var. Şimdi imamı rükuda yakalayan adam o rekatı imamla kılmış olur. Değil mi? Kural bu. Kaide bu. Hüküm bu. Cuma günü adam trafikten dolayı cuma namazına geliyor. Yetişememiş. Son rekatte rükuda yakalamış. Ta dışarıdaki adamlar rükuda. Herkes rükuda. Halbuki imam doğrulmuş. Doğrulduktan sonra Semiallahu limen hamide dediği için kimse kalkmıyor. Sesi duymadığı için. Halbuki imam kalkmış yukarıda söylüyor. İmam yukarıdayken geldi uydu o rükuda olanlara. Sonra gelen adamın namazı var mı? Yok tabii. Rükuda yetişemedi ya beli. Bir Sübhan Rabbil Azim diyecek kadar imamla beraber rükuda böyle olmadığınca namaza yetişemedi. Hocam bir daha Semiallahu limen hamide kalktıktan sonra söyleme. O adamın vebali senin. Çünkü adam rükudayken gördü cemaati. Halbuki sen kalktın o sırada. Bir, iki, şimdi sıra sana geldi. Şimdi secdeye gidiyor. Allahu Ekber. Evde alışmış 7 defa, 8 defa, 9 defa demeye. İmam etraftaki esnafı düşünerek Sübhan Rabbel Azim, Sübhan Rabbel Azim, Sübhan Rabbel Azim deyip Allahu Ekber diyor. Bakıyorum ben millet yatıp duruyor hala secdede. Kalkıyor, tekrar gidiyor, o daha yeni dönüyor. Tekrar ikinci secdeye giderken imam ikinci secdeden kalkmış oluyor. İkinci secdeyi imamla beraber yapmadı. Bu adam namazı var mı? Yok ya. Hep böyle yapıyorlar, ham sopalar. İmam kalkıyor, yatıp duruyor. Ulan hiç demesen bile, imam uydu mu, imam, namazın geçerli, hiç Sübhan Rabbil Ala demesen bile, imamın dediği senin dediğin. Okuyor muyuz biz? O okuyor, biz dinliyoruz. Dedi farz kılarken imam okuyor, onu okudu, bizim okuduğumuz, onun tesbihi de bizim tesbihimiz. Hiç demesen bile, ama ben görüyorum orada 10 dakika yatıyor, secdeyi kaçırıyor. Namaz daha yok arkadaş, boşuna yatıp kalkıyorsun. Bunları bilmezsen boşa kürek çekersin. Ben çok görüyorum böyle, böyle çok görüyorum. Namazın içinde çok konuşuyoruz. Burası mescittir, Allah'ın evidir. Allah mekandan münezzehtir ama şerefe binen Beytullah, Kabe, küçük oğlu da bu. Hacı Bayram Camisi. Evet, orada dünyevi laflar edilmez.
alışveriş edilmez. Kayıp aranmaz. Buldurmasın diyor Allah, öyle kızıyor. Kayıp dairesi mi lan burası? Cami burası. Evet, burada sohbete dalıyor Müslümanlar. Kazandıklarını kapıdan çıkmadan kop gidiyorlar. Öyle diyor Abdullah Mesud. Camide diyor, mala yani laflar etti mi mümin, kazandığı şeyleri, sevapları kibrit çakar, yele verir, kül eder diyor. Basit şeylerden kaybetmeyelim. Onu söylemek istiyorum. Allah sizden razı olsun. Allah imanımızı kamil, ahlakımızı güzel eylesin. Sübhan Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi imanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Rızkımızı helalından bol eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Hayatımız boyunca hayırlarda yarışan sahi salih kullarından eyle. Ya İlahi'l Alemin, güzel vatanımızı, tüm İslam memleketlerini, her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Sübhane Rabbina Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.